Merhaba dünya, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yeni tasarlamış olduğum tığ iğne tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasını sizlerle paylaşmak, anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz de arkadaşlarım. Böyle kırmızı güller gönderiyorum sizlere ayrıca. Ee, tığ iğne ya da delikli iğne arkadaşlarım şu şekilde olan bir malzeme. Ee, bunun arkasına ip geçiriyoruz. Ve birazdan göstereceğim şekilde e, çalışmamızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size modelimi. Modelim bu şekilde oluşuyor. Bir bakıma sarma işlemi yapmışız gibi duran bir çalışma oldu arkadaşlarım. Modelimi yaparken e, şu şekilde batik bir ip kullandım. Bu ipim biraz ince arkadaşlar şöyle. E, diğeri ise biraz daha kalın bir ip oldu. Alize'nin Superlana Maxi isimli ipi. Sadece kalın olduğu için bu ipi kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Evet şimdi hemen yapımına geçelim. Bu tığları hobi mağazalarından ya da internet sitelerindeki hobi mağazalarından da rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlarım. Şu şekilde alıyorum öncelikle yapımına geçiyorum hemen. Şöyle her bir delikten arkadaşlar şu önce bir tutunalım. Şu şekilde aldım, çektim ve buraya bir tane zincirle sabitleyip oraya tutunuyorum. Daha sonra hemen bir üste geçiyorum bakın buraya ve şu şekilde alıp içerisinden geçiriyorum. Ve aşağıya iniyorum hiç yer atlamadan bakın hemen buradan giriş yaptım ve çekiyorum bir miktar yükseliyorum buraya aynı şekilde böyle devam ediyoruz ve iğnemize tığımıza biriktiriyoruz arkadaşlar bu ilmekleri Evet, bu kadar yeterli. Şimdi iğne tığım dolduğu zaman ya da dilediğiniz zaman şu şekilde içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın o iki tane iki katlı olan ipimizi buradan alarak bu şekilde tamamlayacağız. Ben şu kenardaki ipimi hemen alta alıyorum bir tanesini. Şöyle. <laughs> ve buraya buna bir düğüm atıyorum ki çıkma olmasın diye arkadaşlarım. Daha sonra şöyle tuttum. Şuradan giriş yapıyorum ve bunun içerisinden bunu geçiriyorum. Bunu en son bittikten sonra da yapabilirsiniz. O böyle güzel görünecektir. Arkası da bu arada bu şekilde duruyor arkadaşlar bakın. Şimdi devam edelim, ikinci sıraya geçelim. Burada bunu yaptıktan sonra hemen şöyle aldım. Kenar olduğunu düşünün. Şuradan bakın, buradan aldım bir üstünden hemen. Yine aynı şekilde. Bu defa ipi bu tarafa doğru atarsanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. aldım. Buradan da aynı şekilde bir alttan bir üstten olmak kaydıyla ilmekleri yine topluyoruz. Buraya geldik. Hemen yine sona geldiğimiz için şu şekilde bakın duruyor. Hemen bunu çekiyorum. Ve ikinci sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum Arkadaşlar Şöyle biraz açalım. Bu kenarı zaten birazdan kapatacağız. Evet bu şekilde yapımı bu arkadaşlarım. Bakın gayet kolay ve gayet güzel duran bir çalışma elde ediyoruz bu şekilde. Şimdi bir miktar daha sizlere kenarından bahsetmek istiyorum. Bunu en son yapın derim arkadaşlar kenar çevirme işlemini. En son hepsi bittikten sonra bakın dönüş yerlerimiz falan bu şekilde duruyor. Şöyle. Gayet de güzel duruyor bence. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi şuradan başlayalım. Şöyle bir kenarından giriş yaptım. Üzerine alıyorum. Aynı yerden bir daha giriş yapıyorum. Biraz hem kalın oluyor, ipim de ince olduğu için. Böyle toplamaya başlıyorum. Üzerine aldım. Hemen bir yana geçiyorum. Tekrar üzerine alıp aynı yerden bir daha giriş yapıyorum ve çekiyorum. Bunu dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Benden sadece size bir fikir ee, ve iç dizaynına, iç görünümüne de uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım bu çalışmanın, bu çevirmenin. Şöyle hemen üzerine alıp bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu köşeye geldiğimizde köşenin içerisine yine bakın önce ikili olan yerimizden yapıyoruz iki defa da sonra üç defa topluyorum arkadaşlar ki bu köşeyi iyice böyle kapatsın diye şöyle yaptım. Bakın hala da açıklık kalıyor onu da şöyle elimizle düzelttiğimiz zaman düzeliyor. Şimdi buraya geldik bir tane zincir çektik bu kenarı. Yine üzerine alıyorum ve hemen bir sonraki yerden bakın şöyle giriş yapıyorum. ilkinden giriş yapmayın arkadaşlar. Hani çok zor kopuyor ama yine herhangi bir sıkıntı yaşamayın diye ikincisinden hemen giriş yaptım. Topluyorum. 1 2 3. 3 tane topladım ve hepsini birlikte çekiyorum. Biraz da sıkıştırıyorum şu şekilde ve böyle bir görünüme sahip oluyor. Hemen diğerine geçtim bakın. Diğerini de aynı şekilde 1 2 3 ve çekiyorum hepsini birlikte. Bu kenar kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir 2 ve 3. Evet. Kenarını böyle çevirebilirsiniz. Bu iç kısmını da bu şekilde yapıyoruz ve böyle güzel bir çalışma olmuş oluyor arkadaşlarım gerçekten de güzel oldu ve kolay da bir çalışma ee, inanın e, yapımı gerçekten kolay gördüğünüz sizde ve görünümü de bakın böyle gayet güzel duruyor arkası da az önce de göstermiştim bu şekilde duran bir çalışma yapmış oluyoruz arkadaşlar Evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz Her bir sırasını farklı renklerle farklı iplerle yapabilirsiniz Sadece e, tek şeyi kalın olması e, yani ipin kalınlığı ve inceliği onu da arkadaşlarım kalın iplerinizi arasından geçirin zaten gözükmüyor bakın. Daha kalın daha böyle tok tok durmasını istiyorsanız içinde kullandığınız şu ipi ne kadar kalın olursa bu da daha böyle tombul tombul durur arkadaşlar. Bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.